Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine ziyaretlerde bulundu. Bakan Kirişçi burada Kullar ve Tatlar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde kendilerine destek veren seçmenlere teşekkür etti. Bakan Kirişçi Kullar Mahallesi'ne yapmış olduğu konuşmada Nurhak'a acil durum hastanesi yapılacağını söyledi. Burada yapılacak depremde zarar görmüş olan acil durum hastanemizin de inşallah kısa sürede proje çalışmaları tamamlanmış ve ondan sonra da inşaatına başlanmış olacak. Bu kez daha modern, daha hepimizin içine sinen bir hastaneyi Nurhak'ımıza kazandırmış olacağız. Sizler de kullanacaksınız. Allah ihtiyaç duyurmasın ama yokluğunu da vermesin. Hem sağlık tesislerimizin hem de sağlık çalışanlarımızın. Rabbim bu hizmetleri inşallah sayıca artırmayı hepimize lütfeylesin. İnşallah bu bir teşekkür ziyareti, biraz önce belirttiğim gibi bu vekillik artık belli oldu. Cumhurbaşkanımızın da belli olması sonrası inşallah tekrar gelip ilçe ilçe, mahalle bazında tek tek sizlerin problemlerini, şikayetlerini, sıkıntılarını, eksiklerini o dönemde almış ve onlara da ilişkin çözümleri üretmeye devam ediyor olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağını ifade eden Bakan Kirişçi, Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta 14 Mayıs'ı telafi etmiş olacağız dedi. Tabii ki büyük afet yaşadık ama hemen akabinde de önemli bir seçimi yaptık. Biz sizlere gerek Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğunuz destek, gerekse de 5 milletvekili arkadaşımızı ve bir de Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir arkadaşımızı, 6 milletvekilimizi seçerek parlamentoya gönderdiniz. Bunun için de biz sizlere teşekkür ediyoruz. Önümüzde bir 28 Mayıs var. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın seçiminin ilk defa oluyor, bu da biliyorsunuz. 15 gün sonra yenilenen bir seçim. Dolayısıyla bu seçimde de inşallah Cumhurbaşkanımızı seçerek bu seçim maratonunu tamamlamış, milletvekili noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 322 milletvekiliyle çoğunluğu Cumhur İttifakı elde ederken yürütmenin başı Cumhurbaşkanını da inşallah Cumhurbaşkanımız olarak seçtikten sonra Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmayacak. Bir sene sonra yapılacak olan yerel seçimlere kadar Allah'ın izniyle yaralarımız sarılıyor. TOKİ konutlarını gerek kentlerde gerekse de kırsalda yapmak için çalışmalarını son aşamaya getirdi. Projeleri tamamlanan çalışmaların ihaleleri yapıldı. O ihaleler inşaat olarak ilerliyor. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın o vaat ettiği bir yılda, hatta daha erken bir zamanda bu binalar, kalıcı konutlarda inşallah sizlere teslim edilmiş olacak.